Selamünaleyküm. Vahiy ile Diriliş sayfasının aziz ve muhterem izleyenleri. Hepinize selam olsun. Bizi nereden izliyorsanız, nerelerde muhkimseniz hepinize selam olsun diyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Evet, bugün surelerdeki, Kur'an surelerindeki Esma-ül Hüsna'ları konuşacağız. Değerli Necla Hanım'la beraber ve İnşallah. ben Emine Sarı birer Kur'an talebesi olarak her birimiz Rabbimizin kelamındaki ayetleri ve o ayetlerdeki öğretileri, o öğretilerde bizlere ne gibi mesajlar veriliyor, hayatımıza neleri katmamız gerektiğine dair bir yolculuk yapacağız inşallah. İnşallah. Algılarımızı ve anlayışlarımızı Rabbim kolay eylesin. Amin. Ve Taha suresinde bizlere öğretildiği üzere 114. ayette Rabbim ilmimi arttır diyorum ve hepimiz için aynı dileklerle programımızın startını vermiş olalım. Surelerdeki Esma-ül Hüsna'lar diyeceğiz ve Yasin suresine bakacağız. Yasin suresinde Rabbimizin hangi isimleri, sıfatları gelmiş? Böyle kısa bir envanter sunup onun üzerinde inşallah konuşmalarımız sürecektir. Buyurun Necla Hanım. Hayırlı akşamlar herkese. Vahiy'le Diriliş grubunda bu görevi bana veren herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Elimden geldiğince bilgilerimizi aktarmaya çalışacağız. Rabbimin bize verdiği kadarıyla. İnşallah mahcup olmamak için Rabbimizden niyazımız budur. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Esma-ül Hüsna'lar deyince tabii ki Allah'ın isim ve sıfatlarını çocukluğumuzdan beri sayarız, ezberlemeye Evet. çalışırız. Rahman, Rahim diye böyle başlarız, öyle değil mi? Evet. 99 Esma-ül Hüsna'yı ezberlemeye çalışmışızdır Ben ezberledim çocukluktan hatta. itibaren. Değil mi? Evet. Ve der ki aleyhissalatü vesselam Allah'ın 99 ismini bilen işte cennetle müjdelenecektir. Değil mi? O Evet. müjdeye nail olabilmek için gayret göstermişizdir. Tabii Kur'an'daki surelerdeki Esma-ül Hüsna'larla işte bu 99 Esma-ül Hüsna'nın farkı ne olacak? Yani biz ne kazanacağız buradan diye soracak olan izleyenlerimiz vardır. Ben de kendi nefsim adına sorduğumda Kur'an'ın Furkan oluşuyla elbette ki birçok farklılıklarla karşılaşacağız. Özellikle ayetlerin sonlarındaki esma terkipleri, esma birliktelikleri bizlerin zihin dünyalarında daha büyük, daha güzel inkişaflara sebep olacak. Biz bu yolculuğa başlayalı 20 sene oldu Necla Hanım ve değerli izleyenler. 20 senedir Kur'an'daki işte hem kavramlar hem kelimeler hem Esma-ül Hüsna'larla yolculuğumuzu devam ettirmeye çalışıyoruz. Darüsselam'a yürümeye çalışıyoruz. Rabbim hepimizin ayrı ayrı Kur'an talebelerinin bizi izleyen bütün Kur'an talebelerinin de ve bizlerin de bu Darüsselam yolculuğunu mübarek eylesin, kutlu Amin. Amin. eylesin, kolay eylesin inşallah. İnşallah. Tabi Kur'an'ın birçok okuma metodu var. Hem programcılarımızdan hem büyüklerimizden izliyoruz, dinliyoruz, takip ediyoruz bizler de. Bu metotlardan bir tanesi de aslında Esma-ül Hüsna'larla Kur'an'ı okumak. O ayeti Anladım. Esma-ül Hüsna'larla anlamaya çalışmak. Ve Rabbimizi daha yakinen, karib ismiyle daha yakından tanımanın şerefiyle şereflenmek, mecitliğiyle mecitlenmek adına Kur'an'daki surelerin geldiği yerlerdeki Esma-ül Hüsna terkipleri bizlere neler söylüyor? İnşallah bu sezon boyunca bu yayını sürdürdüğümüzde Rabbim bize ömürler verdiğinde Kemal abinin ve izleyenlerimizin de izniyle inşallah surelerdeki Esma-ül Hüsna'ları devam ettireceğiz. Bugün dediğim gibi Yasin suresine bakacağız. Yasin suresinde hangi Esma-ül Hüsna'lar gelmiş? Ayetler içerisinde nasıl terkiplerle terkiplenmiş? Nasıl birliktelikler bizleri bekliyor? Buna bakacağız ama evvelinde Necla Hanım şöyle bir öğreti var Kur'an'da. Onu öne çıkaralım istiyorum. Bir zihin hazırlığı olsun diye. Tabii ki. Esma-ül Hüsna bir tanımlama biliyoruz. Bu Esma-ül Hüsna tanımlamaları Kur'an'da kaç yerde geliyor diye baktık.
Kur'an'da tam 4 yerde geliyor Esma-ül Hüsna tanımlaması. Yani bizim dilimizde günlük hayatta kullandığımız şekliyle Kur'an'da tam 4 yerde geliyor. Mesela Taha suresi 8. ayette geliyor. Sonra bu arada not almak isteyenler için de sayıyorum, not almak isteyenler alsınlar. Bilenler zaten biliyorlardır. Bilenler için de bir tekrar olacak. Kur'an'ın zikir vasfı öne çıkıyor burada da tekrar ederek. Çünkü zikirde tekrarlama var. Anlama ve kavramaları kolaylaştırma adına bildiklerimizi yeniden güncelleme, yeniden gündeme getirme, yeniden aktüel hale getirme çabası da içerisine barındırıyor zikrin. Dolayısıyla Esma-ül Hüsna tanımlaması, Taha suresi 8, İsra suresi 110, Araf suresi 180 ve Haşr suresinin son 3 ayetinde aynen dilimizde kullandığımız şekliyle Esma-ül Hüsna terkibiyle geliyor. Ve bu buralarda bizlere neler öğretiyor? Öncelikle ona bakacağız. Taha suresi 8. ayetten başlayalım. Ben de açayım önümde ayetin direkt kendisini. Diyor ki Taha suresi 8. ayet. Estaizu billah. Allahu la ilahe illa hu lehul esmaül hüsna. O Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur ve bütün güzel isimler ve sıfatlar ona aittir diye böyle bir manşet, bir başlık Taha suresi 8. ayet yola ilk çıkarken Rabbimizin bütün güzel isimlerin sahibi olduğunu bizlere öğreten bir kısa ve dolu bir ayet. Hemen peşinden Araf suresi 180. ayeti okumak istiyorum. Çünkü birbirini tamamlıyor. Dediğim gibi Esma-ül Hüsna tanımlamalarından biri de yine Araf suresi 180. ayette geliyor. Orada da diyor ki Estaizu billah, halbuki Allah'ındır en güzel isimler Esma-ül Hüsna. Onun için siz ona onlarla dua edin ve onlarla Rabbinizi çağırın. Bu isimlerle Allah'a kulluk edin ve onun isimleri hakkında, onun isimlerinde sapıklık yapan, mülhitlik yapanları bırakın, takip etmeyin onları. Yarın onlar yaptıklarının cezasını çekecekler diyor. Araf suresi 180. ayette bir uyarı bizleri karşılıyor. Siz de bulabildiniz mi Necla Hanım? Sizden de Araf suresi 180 ile ilgili evet, bir okuma alalım. Ne demek istiyor burada? Buyurun. En güzel isimler Allah'ındır. Ona isimleriyle dua edin. Onun isimleri konusunda sapanları bırakın. Nasıl olsa onlar zamanı geldiğinde yaptıklarının cezasını göreceklerdir. Evet. Ne anlıyoruz? Ne diyor bize bu ayet? Rabbimizin aslında öğretisi içerisinde, terbiyesi içerisinde bizleri bir sanki şey yapıyor. Yani başkalarının söyledikleri üzerinden beni tanımayın. Başkalarının sıfatlandırmaları üzerinden bana kulluk etmeyin. Bu kim olursa olsun, yani hoca olur, alim olur, felsefeci olur, ideolog olur. Yani herhangi bir kişi kendi zihin dünyasındaki bir tanımlamayı, bir sıfatlandırmayı, bir vasıflandırmayı Rabbimizle ilgili yapamayacağını söylüyor. Çünkü diyor ki ben Esma-ül Hüsna'mı size öğretiyorum Kur'an'da. Bu surelerdeki Esma-ül Hüsna'lar da bize işte var olan, eğer bir yanlış varsa, daha önceden öğrendiğimiz yanlışlıklar varsa Esma-ül Hüsna'larla ilgili, bu yanlışları düzeltmeyi ve esas Rabbimizin öğrettiği şekliyle, yani kişilerin, felsefecilerin veya ideologların öğrettikleriyle değil de Rabbimizin öğrettiği şekliyle Rabbimizi tanımayı sağlayacak. Evet, onun sıfatlarıyla bize bildirdiği şekilde onu tanıyıp o sıfatları kendimizde ne kadar bulabiliriz, evet, ne kadar yaşayabiliriz, onu bize anlatmaya çalışıyor Rabbimiz. Evet, Araf suresi 180. ayet böyle söylüyor ve İsra suresi 110. ayette ise ister Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisiyle çağırsanız sonuçta en güzel isimler benimdir diyor. Evet. Ve burada da aslında bir muhayyer bırakıyor bizi. Yani ister Allah de, ister Rahman de. Burada bir muhayyerlik bıraksa da yine Araf suresi 180. ayetteki uyarıyı dikkate alarak o muhayyerlik içerisinde asla bir kişinin, bir insanın
kendi aklındaki tanımlamalar ve sıfatlandırmalarla veya vasıflandırmalarla değil, yine ister Rahman ister Allah deyin diyerek yine bizi bir aslında kendi öğretisi içerisine tutuyor gibi geldi bana. Sokmaya çalışıyor. Benim öğretim şeklinde beni tanıyın. Ben size nasıl anlatıyorsam, sıfatlarımı size nasıl gösteriyorsam o gözle bakmaya çalışın. Hayata da beni de o şekilde tanımaya çalışın. Evet, yani sıfatları, yani dünyada her şeye baktığımızda, bütün aleme baktığımızda onun bütün sıfatlarını görüyoruz. Evet. Onu o gözle bakıp o gözle görmeye çalışmalıyız. Allah'ın sıfatlarıyla hayata bakarsak kendimize daha iyi bir çeki düzen veririz diye düşünüyorum ben. Yani sadece namazlarımızda değil elbette veya oruç tutarken veya hacdayken değil. Yani kulluk sadece bu ibadetler içerisinde sınırlandırılmamıştır. Sizin de dediğiniz gibi hayatın içerisinde, iş hayatının içerisinde hangi konumda olursak olalım kulluğumuzun içerisindeyiz. Yani Allah'a kul olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz zaten. İşte her anımıza dahil olduğunu biliyoruz zaten. Evet, işte burada yine herhangi bir kişinin Rabbimizi nitelendirmesi veya sıfatlandırmasıyla değil de Allah'ın öğrettiği şekliyle o en güzel isimlere kendi kulluğumuzu inşa etmemiz gerekiyor. İşte o nitelendirmeler ve vasıflandırmalar hususunda da mülhitlik yapanlardan kendimizi uzak tutmamız gerektiğini görüyoruz. Peki Haşr suresinin son ayetlerinde ne söylüyor Rabbimiz? Ki hepimizin ezbere bildiği bir ayetler bütünüdür. 22. ayetten itibaren. 22. Diyor ki Huvallahu lezî lâ ilâhe illâhu âlimun gaybi ve şâde huverrahmanurrahîm. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Gaybı da müşahede edileni de o bilir. O rahmandır, rahimdir. Sonra 23'te Huvallahu lezî la ilâhe illâhu el-melik, el-kuddüs, es-selâm, el-mü'min, el-müheymin, el-azîz, el-cebbâr, el-mütekebbir, subhânallâhi ammâ yüşrikûn. Yine buradaki subhânallâhi ammâ yüşrikûn tanımlaması da bizler için çok önemli. Niçin çok önemli? Çünkü eğer bir kişi, bir insan veya bir felsefeci veya bir ideolog kendi zihninden Allah'ı tanımlamaya başladığında işte Sübhanallahi amma yüşrikûna girer. Yani onların tanımlamaları Rabbin öğretisi, Allah'ın öğretisi dışında olduğu için, eğitimi dışında olduğu için bize maalesef müşrikliği öğretir hale gelir. İşte bu müşriklikten kurtulmak adına Sübhanallahi amma yüşrikûn yine Esma-ül Hüsna tanımlamasının geldiği Haşr suresinin son ayetinde öğretiliyor ve burada da bir terkip şeklinde El-Melik, El-Kuddüs, Es-Selam birbiri ardına geliyor farkındaysak. Evet. Bunlar birbirlerini anlatan, birbirlerini açan, birbirlerini tamamlayan, yani bizim zihin dünyamızda daha doğrusu, çünkü bizler eksik ve kusurlu olduğumuz için algılamalarımız da öyle, sınırsız ve sonsuz olanı algılamamız ve onun sınırsız ve sonsuz olan Esma-ül Hüsna'larını da algılayıp anlamaya çalışma gayretimizde işte esmalar bize yardım ediyor. Birbiri ardınca gelerek El-Melik, El-Kuddüs. O her şeyin sahibidir. Nasıl bir sahip? Kuddüs. Yani bütün eksiklerden ve kusurlardan tertemiz olan, ağrı olan, bari olan Es-Selam, El-Mü'min. Onun selamı emin olunandır, güven duyulandır. El-Müheymin o koruyandır. Nasıl korur? Aziz oluşuyla korur. Yetmiyor azizlik, zihin dünyamızda yetmiyor. El-Cebbar ve El-Mütekebbir. Onun büyüklüğü, onun azametini algılamamıza dönük bir esma terkipleriyle de Haşr suresinin 23. ayetinde karşılaşıyoruz. Peki Esma-ül Hüsna nerede geliyor burada? Tam da 24. ayette. Yani Haşr suresinin finalinde geliyor. Nasıl? Huvallahul halikul bari'ul musavviri lehul esma'ül hüsna. İşte burada da en güzel isimler
benimdir diyor Rabbimiz ve bana bu isimlerle dua edin ve bana bu isimlerle kulluk edin ve benim isimlerim ve sıfatlarım hakkında mülhitliğe, çarpıklığa, sapkınlığa düşenlerin de peşini bırakın. Peki neyin peşine düşelim, neyi takip edelim? İşte Kur'an surelerindeki Esma-i Hüsna'ları takip ettiğimizde işte o zaman kendimizi müşriklikten koruruz, müşriklikten kurtarmış oluruz. Bu müşriklikle ilgili veya bu mülhitliklerle ilgili aklınıza gelen örnekler var mı Necla Hanım? Mutlaka bunun sancısını çekmişsinizdir, zamanında yaşadığınız hatıralar vardır. Neler söyleyeceksiniz? Yani bununla ilgili tabii ki insanların Allah'ı tanıtmasında mesela öyle tanıtıyordular ki yakan, kızan, yakan, ağlayan, evet, en ufak bir hatada seni silen öyle bir Allah'la tanıştı. Gücüne giden. Haşa. Tabii. Değil mi? Tabii. Allah kızar yapma. Allah yakar yapma. Şunu böyle yapma. Yani duyduklarımız, bize anlatılanlar, işte hocaların şey yaptıklarında. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Rahmetlik annem İmam Gazali'nin İhya-i Lümut serisinde bu cennet cehennemle ilgili bazı şeyleri okudu. İnanır mısınız hocam? Aylarca kendine gelemedi, sürekli ağladı. Ben ne yapacağım, nasıl kurtulacağım diye. Ah. Öyle şeylerle karşılaştı. Ama dediğiniz gibi Esma-i Hüsna'ya girdiğimizde, Allah'ın sıfatlarını tanıdığımızda, onun ne kadar merhametli, ne kadar şefkatli, bir annenin evladına olan merhametinden yüzlerce kat daha merhametli olduğunu, ben şöyle bir şey duydum, Allah kulunu bağışlamak için sebepler ararmış. Yani bunları duyduktan sonra hakikaten Allah'a yönelmenin, Allah'tan korkmak değil de haşyet duymak. Evet. Saygıyla birlikte. Acaba yaptığım bir şeyden dolayı ben Allah'a karşı saygısızlık mı yaparım? Hı. O şekilde düşününce Allah'tan korkmuyorsun zaten. Yani hatan olduğunda zaten ona gidiyorsun. Ondan başka gidecek bir kapımız olmadığını bilerek onu, evet, sıfatlarında görüyoruz. Gafur olduğunu, ne kadar Habib sevdiğini. Her şekilde sıfatlarında gördüğümüz zaman duyduklarımızın hakikaten bize Allah'tan ne kadar uzaklaştırdığını görüyoruz. Hatta böyle bir gün bir sohbette konuşurken küçük bir çocuk vardı. Ya ne biçim Allah'ı dedi, hep yakıyor dedi. Yani bunları duydukça ben daha çok yani Kur'an'a, gerçekten Allah böyle midir? Hı hı. Olmaması lazım. Yani kendini bu kadar merhametli tanıtan bir Allah, hani bir şey vardır, Allah merhametinin %99'unu kendine, %1'ini dünyaya göndermiştir diye. O %1 merhametiyle bize bu kadar şeyler bağışlayan Allah %99 merhametini ahirette kullanacak diye duymuştum. Yani bunun ne kadar doğruluğunu da tartışalım burada. Yani aslında bakarsan yani bu tanımlamayı da kim yaptıysa bilmiyorum ama işte doğru öğretilen yanlışlardan bir tanesi, doğruymuş gibi öğretilen. Doğruymuş gibi algılanıyor. Çünkü neden? Allah %99'unu niye kendine haşa saklasın? Cimri bir tanrıma haşa ki, evet, böyle bir şey yapsın. %1 sadece, bir de ahirette. Ki benim bu dünyada yaşarken Allah'ın rahmetine ihtiyacım var. Ahirete, evet, gittiğimde zaten her şey bitmiş. Olan, evet, olmuş, hesap kesilecek. Değil mi? Evet. Yani şimdi benim yaptığım, bana yapılan muhasebe ortaya çıkacak ve der ki hani onlar kitaplarını apaçık görürler, ellerini alırlar, yaş kuru, hiçbir şey kalmamış, hiç zerre kadar eksik bir şey yok, her şey apaçık ortaya döküldü diye. Yani artık merhamet edilecek bir şey kalmamış, çünkü ben kendi amellerimle kazanıp edeceğim cenneti veya cehennemi. Allah göstermesin cehennemi. Dolayısıyla
Yani böyle bir tanımlama şuna benziyor. Şuna benziyor. Hani işte Allah'ın isim ve sıfatları ile ilgili yine işte rahmaniyeti siz daha iyi bilirsiniz. Rahmaniyeti müminlereymiş de rahimiyeti şeye tab ya da tam tersi de olabilir. Rahman'ı bütün kullara, insanlığa rahim sıfatını kıyamette müminlere Müslümanlar. belli edecek diye şey Eyvallah. yaptım. Aslında Rahman ve Rahim sıfatının zaten bu dünyada bizi yaratmakla, bizim önümüze verdiği bunca nimetlerle zaten Rahman ve Rahim sıfatını bize gösteriyor Evet. inşallah. Evet. Merhametli oluşu, bize verdiği bunca nimetlere karşı ne kadar merhametli olduğunu, Hı. hayvanlara, her şeye, bütün Evet. kainatı bizim emrimize vermekle, bizim istifademize sunmakla zaten merhametinin ne kadar gücü olduğunu buradan anlıyoruz. Hakikaten Kur'an'la buluşunca insan, anlamıyla buluşunca her Hı. şeyin çok farklı olduğunu görüyorsun. Allah'ı daha çok seviyorsun. Korkmuyorsun ondan. Diyorsun ki öyle oluyor ki onunla dertleşebiliyorsun. Beni anlıyor, beni biliyor diyorsun. Onun O dertleşme merhametine. kısmı Rabbimizin el-enis sıfatıyla alakalıdır. El-enis dertleşirse sen onunla dertleşirsin ama o senin derdini veya senin sırrını asla dışarıya vermez. Vermez. Bu layık Yani değil diyor. evet bazı kullar bazı insanlar bu konuda biliyorsunuz pek Doğru. güvenilir değildir ama Rabbimiz işte o sınırsız ve sonsuz rahmet ve merhametiyle el enis oluşuyla bize en yakın dost, en yakın derttaş, en Arkadaş, her şey. yakın konuşabileceğimiz, kendimizi apaçık açabileceğimiz, itiraf edebileceğimiz bir ilahımız. Elhamdülillah ve dediğiniz gibi yani bu dünyadayken bütün rahmetiyle, merhametiyle bizlere ve kullarına muamele ediyor Allah-u Teala. Evet. Eğer öyle olmamış olsaydı Firavun'un rızıklanması devam edebilir miydi? Bilmiyorum. Firavun'un nefeslenmesi, Firavun'un kalp atışları devam edebilir miydi? Damarlarındaki kan deveran edebilir miydi? Yani işte öyle merhametli ki kendini Tanrı ilan etmiş bir insana bile haşa. Ya. Uyarılması için peygamberini gönderiyor. Git onu tekrar tekrar uyar diyor. Hemen Evet. cezalandırmıyor. Evet. Yani. Onca isyanına rağmen Hı. yine merhameti, rahim sıfatı öne geliyor. Evet. Biz kullar da elbette ki hatasız kul olmaz. Evet. Yaptığımız hatalardan dönebilmek için dua edin bana diyor Cenab-ı Allah. Şah damarınızdan size yakınım. Ne, hangi kim diyor kim? Bir daha söyle bakalım onu. Cenab-ı Allah bize şah Tamam. damarımızdan yakın Tam olduğunu dibine söylüyor. geldin Necla abla. Bilerek Mahsuresi yaptın 16. ayette herhalde. bence. Tam bilerek Cenap diye bir ismi var mı Rabbimizin? Veya Celal sıfatı. Ne? diye biliyorum. Celal var da Cenap. Cenap deniyor ya. Cenap da Ne var demek canım? herhalde. Esma-ül Hüsna içerisinde okumadım ama Cenap Yok. Yüce yok Yok. herhalde. Yok. Yok. O da bir insan vasıflandırmasıdır maalesef. Evet. Yani Cenab bizim bildiğimiz yani araştırdığımız Cenab-ı Allah kadarıyla diyoruz mesela. deniyor. Evet. Ama işte Cenab sayın ve hazret demek. Evet. Şimdi Cenab yani sayın ve hazret aslında bir beşere söyleniyor değil mi? Evet. Sayın Necla Sayın. Hanım dersin, işte Hazreti Ömer dersin, Hazreti işte Ali dersin. Evet. Sen şimdi tutup bunu Allah. Rabbimize, yani bütün Esma-ül Hüsna'lar bitti, andık, değil mi? Evet. Cenap kalmıştı, Cenabı söylüyor. Bunu mesela ben daha önce de biz daha başka arkadaşlarımızla da itiraz ettiğimiz zaman Cenab-ı Allah söylemine, ya bu da bir saygı söylemi canım. Ne var bunda? Hayır, Evet. Allah-u Teala ne dedi? Benim isimlendirdiğim şekliyle, benim size öğrettiğim şekliyle beni anın. İster Rahman deyin, ister Allah deyin. Ama o sınırın dışına da çıkmayın diyor Allah-u Teala. Evet. Yani bütün isimleri andık, bir o mu kalmıştı diyesim geliyor. Bazen söylüyorum fırça yiyorum, senden de fırça Yok canım, estağfurullah, ben ilk defa duydum. yiyebilirim. Yani Yani ben bunu sürekli kullandığım bir
kelime. İnşallah orası bundan sonra Necla Hanım bu program vesile olur. Diğer izleyenlerimize de vesile olur söyleyenler açısından. İnşallah bir daha bu şekilde tanımlama yapmayız. Çünkü İnşallah. Bak mesela bir tane izleyenimiz demiş ki Cenab demek yerine Allah-u Teala desek nasıl olur demiş. Olması gereken o Teala, Ala, Ali zaten Allah'ın kendisini bize tanıttığı isimlerinden bir tanesi. Evet, evet. Başka neler gelmiş bu arada bakayım. Bu şekilde tanım Allah'ın kudretine sınır getirmek de diyebiliriz. El-Vasi, El-Musi içinde düşünülebilir şeklinde neyle ilgili söylemiş onu yakalayamadım ama hayırlı akşamlar dileyenler var izleyenlerimizden. Kemal Bey hemen programımıza eşlik etmiş ayetlerle beraber Esma-ül Hüsna ayetlerinin geldiği ayetleri bizlerle paylaşmış. Evet, hayırlı geceler esmaların tecellisinden nasiplenmek duasıyla demiş bir izleyenimiz. İnşallah diyelim. Özellikle El Alim esmasından çok böyle nasiplenmek istiyoruz değil mi Necla Hanım? Evet, alim olan, her şeyi bilen, Allah'ın bize bildirdiği kadarıyla biliriz ancak Allah'ım hayatımızı yönlendirecek, hayatımızı onun rızası doğrultusunda kazanabileceğiz. İlmi nasip etsin bize inşallah. İnşallah. İlim gerçekten çok büyük bir deniz. O denize dalmak, o denizden yeterince yararlanabilmeyi Rabbim nasip etsin inşallah. Amin, amin. Böylelikle bir besmele çekmiş olduk surelerdeki Esma-ül Hüsna'lara. Evet, Zahire evet. Çelebi hayırlı geceler esmaların tecelli nasiplenme duasıyla demiş. Evet Kemal Hanım evet. Teşekkür ediyorum. Taha suresi 114. ayeti yine Rabbim ilmimizi arttır diye bir izleyenimiz isimleri göremiyorum maalesef sadece Kemal abininkini görebiliyorum. Diğer evet. kullanıcıları göremiyorum ismi. Hepsine teşekkür ediyorum. Bir besmele gibi aslında bu Esma-ül Hüsna tanımlamaların geldiği 4 ayet neydi onlar? Tekrarlayalım mı? Taha evet. suresi 8. ayet. Araf suresi 180. ayet. İsra suresi 110. Haş suresi 23-24. Evet. ayetler. Evet, son 3 ayet bizlere bir besmele gibi Esma-ül Hüsna'lara girerken surelerdeki Esma-ül Hüsna'lar bu formatımıza girerken bu kulluk yürüyüşümüzün bu aşamasındayken bizlere bir besmele gibi oldu. Başlangıç, evet. Evet ve bu çalışmayı aslında birçok izleyenimiz yapıyordur mutlaka. Okuma metotlarını gerçekleştiriyorlardır. İşte kavram üzerinden okuyan vardır, konu başlığı üzerinden değil mi? Evet. Kur'an'ı okuma şeklinde gerçekleştirmeler vardır. Bu surelerdeki Esma-ül Hüsna'lar da işte dediğim gibi programın başında da Esma-ül Hüsna'larla Kur'an'ı okumak. Evet, yani o ayeti işte göreceğiz şimdi Yasin suresinde. Ayetin sonunda gelen esma birlikteliği bize o ayeti anlatacak. Aynı zamanda esmayı da bize tanıtmış olacak. Yani karşılıklı bir ikili görev evet. var burada bize anlatma üzere. Oradaki sıfatını tanıyacağız. Evet. Orada bize kendimize bir pay çıkarmaya çalışacağız o sıfatta. Ders çıkaracağız, pay çıkaracağız. Nurlanacağız, ikramlanacağız, i̇nşallah. Aydınlanacağız inşallah. Kur'an'ın i̇nşallah. Aydınlık talebeleri olma, aydın talebeleri olma yönünde koşturmalarımızı arttıracağız. Peki bu çalışmaları yaparken neden Yasin suresini ilk önce başa aldık bu özellikle vahiy ile diriliş sayfasında yapacağımız ilk programı siz ne dersiniz bununla ilgili Necla Hanım neden ilk Yasin dedik Yasin suresi hani Yüce Resulullah'ımızın da söylediği gibi Kur'an'ın kalbidir yani Kur'an'da özellikle Yasin suresinin 70. ayetinde biz onu ölü kalpler için dirilmesi için indirdik. Bu aslında Kur'an'ın da özetidir. Yani Kur'an-ı Kerim'i ölülere değil de
ölü kalplerin okuyup dirilmesi için, indirdiği için Cenab-ı Allah Yasin suresinden, yani hepimizin ölü olduğu dönemlerimiz, hala da bilmediğimiz birçok şey var. O dirilişi başlatmak için Yasin suresinden başladığımızı diye düşünüyorum ben hocam. Evet, güzel bir yere daha değindin. Dedin ki Yasin suresi Kur'an'ın kalbidir. Bu çocukluğumuzdan beri yine duyduğumuz bir, evet, değil mi? Evet. İfade. Neden acaba başka sure değil de Yasin suresi? Yani diğer surelerin günahı ne, suçu ne haşa da Yasin suresi, evet, Kur'an'ın kalbi oluyor diye bir soru işareti burada bırakalım. İzleyenlerimiz de düşünsün, biz de düşünmeye devam edelim. Zaten bu konuyla ilgili, hani bizim toplumumuzda, özellikle Türk toplumunda, diğer toplumlarda nasıldır bilmiyorum. Benim öğrencilerimden, işte lise öğrencilerinden Suriyeli, İranlı veya işte başka ülkelerin Müslümanlarıyla karşılaşıyorum. Oradaki çocuklara soruyorum, siz de Perşembe geceleri Yasin suresini okuyor musunuz evladım diye sorduğumda, yok hocam okumuyoruz diyorlar. Hep bu cevapla karşılaşınca ben de herhalde Türklere özgü bir şey diyorum. Yani Perşembe geceleri, hani Cuma gecesi Yasin suresi okunup, bir de ne yapılır okunduktan sonra? Okunur. Anlamadan okunur zaten. Bize çok beğendi. Biz yeterince faydalandık. Biz yeterince, evet, zaten anladık. Bir de bunu ne yapıyoruz? Gönderiyoruz efendim. Gönderiyoruz. Evet. Evet. Yani Yasin, ben çocuklarıma hep şunu söylerim hocam. İki, hı-hı, tane oğlum var. Allah oğlum diyorum. Ben Kur'an'la haşır neşir olmaya çalışıyorum. Eğer ben Kur'an'la haşır neşir olduğum şekilde o Kur'an'ı yaşamazsam, ben öldükten sonra sizin arkamdan okuyacağınız Kur'an bana hiçbir fayda etmez. Hı-hı. Eğer ben o Kur'an'ı yaşadıysam zaten sizin bana Kur'an okumanıza gerek yok. Ya. Siz de bu Kur'an'ı yaşayın ki belki o zaman bana bir faydası vardır. Hani ayet-i kerimede yaptığınız hayrın size de bir payı vardır ondan diyor Cenab-ı Allah. Yani bununla ilgili eğer siz Kur'an'ı yaşarsanız bana belki bir faydası olur. Yoksa yaşamazsanız o size de faydası olmaz. İstersen günde ben bir aralar iş yerinde çalışırken hocam ayda 5 hatim indiriyordum. Yani ya, o kadar hızlı okuyordum. Sonra biraz, çok överler değil mi? 20 dakikada, evet, 15, evet, dakikada bir cüz okudu diye. Evet, evet. Ben de geçtim o yollardan. Evet. Evet. Sonra da düşündüm, okuyorum. Ben, hı, ne anladım diyorum. Bu Allah'ın bana bir mesajı. Hı. Yani Allah bana diyor ki, kulum, ben sana bunu bir kullanma kılavuzun olarak gönderdim. Ya. Sen hiç mesajını okuyor musun? Okuyorum ama bir şey anlamıyorum. Hı. Bu soruları kendime sonra sonra bu sefer yazmaya başladım. İşte ayetlerin, meallerin altını çizmeye başladım. Çizdikçe, içine girdikçe elhamdülillah. Baktım ki orada Allah beni anlatıyor. Yani insanı anlatıyor. Nasıl insan olman gerektiğini, dediğimiz gibi sıfatlarını orada öğrenmemiz gerektiğini, evet, sıfatlarından kendimize nasıl bir pay çıkartabiliriz? Bunları sorguluya sorguluya elhamdülillah bugüne geldim. Çocuklarıma da hep onu anlatmaya çalışıyorum. Necla Hanım, İmam Hatip mezunu musunuz? Yok, yani değilim. Mezunum. Ben normal lise mezunuyum. Aa, olur mu? Ve yani Kur'an kurslarında okuyanların, ilahiyat okuyanların veya efendime söyleyeyim, ama tip okuyanların bu kitabı ancak böyle anlayarak okuyabilecek şeyi vardır. İzni vardır. Yok. Siz ne ilahiyat okumuşsunuz, ne İmam Hatip okumuşsunuz efendim? Düz liseden mezun oldum. Mezun olduktan sonra hocam ben şöyle söyleyeyim. Ben okumaya o zaman başladım. ve okumaya başladıktan sonra hakikaten işte kendi kendime, hiçbir hocadan ders almadan Necla Hanım, öğrendim. Fatır suresi 32. ayet ne diyor bize? Fatır suresi 32. ayet bize ne diyor? Bakalım mı? Bakalım. Onu hatta not almıştım. Var mıydı elinde şey, notların arasında?
vardı da hocam nereye yazdım. Vay maşallah. Neyse güncellemiş oldun. Evet. Diyor ki Fatır Suresi 32. ayette. Sonra biz bu kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras bıraktık diyor Allah-u Teala. Evet, evet. Yani burada bir şey yok, ayrım yok. Kullarımızdan seçtiklerimize miras bıraktık. İsteyene veriyor. Bu seçme kısmını da şöyle anlatıyor ayet. Onlardan bazısı kendilerine haksızlık ederler, nefislerine zulmederler. Evet. Bazıları orta yol tuttururlar. Kimileri de hayır işlerinde Allah'ın izniyle öne geçerler. İşte bu en büyük fazilettir. Yani hayır işinde öne geçmek, hayırlı bir insan olmak en büyük lütuftur, en büyük üstünlüktür diyor Rabbimiz. Yani burada Kur'an'ı, bu kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras bıraktık diyor olması, her birimizin birer Kur'an talebesi olması gerektiğini ve mirasımıza sahip çıkmamız gerektiğini bizlere söylemez mi? Söylemiyor mu? Evet, söylüyor. Yani düşünsenize varlıklı bir ailenin işte çocukları, babalarını kaybettikten sonra herkes kendi hakkını almak için nasıl da çabalar. Evet, mirasın hakkını alabilmek için miras haktır zaten, bunu ayetlerde de görüyoruz. Bu kadar mirasa sahip çıkma bizim güdülerimizde var, içimizde var demek ki. Niye Kur'an'ı Rabbimiz bize miras bıraktığı halde bu mirasımıza sahip çıkamıyoruz? Çıkamıyoruz. Ben hep şöyle derim. Hatta gittiğimiz bazı toplantılarda Yüce Nebi Aleyhisselam'ın bize bıraktığı bir aş var. Büyük bir aş. O aştan faydalanabilmek için onun yolunu takip etmeliyiz. Onun yolu da nedir? Vahiydir. O vahiyden nasiplenebilmek için o aştan o aşa kaşık çalmalıyız diye bu şekilde örneklendirme yapıyorum. Allah o şanslı kullardan olmayı nasip etsin inşallah. Amin. Yani dolayısıyla bu Kur'an bütün insanlık ailesinden 7,5 milyar, 7 küsür milyar insanlık ailesinden inandım ve iman ettim diyenlere miras bırakılmış. Evet. Biz de bu mirasın hakkını verebilmek için okuyup anlayıp hayatımıza taşımak durumundayız. Yoksa şöyle bir duruma düşeriz. Furkan suresi 30. ayetteki peygamberimizin şikayet ettikleri aralarına gireriz. Yani biz peygamberden, Resul'den şefaat beklerken şikayetine düçar oluruz. Ahiretteki o hesap gününden Rabbim bir kesidi, bir sahneyi bizlere sunar, Kur'an'da bugüne sunar. Dolayısıyla o Kur'an'ı mehcur edenlerden değil de işte o mirasın hakkını verenlerden oluruz inşallah. Ve aslında sözü şuraya getirmeye de çalışıyorum. Bu Yasin suresi bizim ülkemizde, bizim coğrafyamızda, bizim milletimizde bu kadar şan şöhret sahibiyken neden diğer surelerin neredeyse isimleri bile bilinmez? Gerçekten sizinle beraber birimiz kamerayı alalım, birimiz mikrofonu alalım, çıkalım şöyle meydanlara, Taksim Meydanı'na, Kızılay Meydanı'na. Herkes Yasin suresini bilir. Evet. Kur'an'daki surelerin isimlerinden 5 tanesini, 3 tanesini say desek ilk söylenen Yasin suresidir. Yasin. İkinci olarak ne söylenebilir? Fatiha'yı söylerler. O da zaten zammı sure, namaz surelerinden değil mi? 10 taneyi sayarlar o şekilde. Derler, evet. Bu arada bu namaz sureleri diye de yine bizim kültürümüze ait bir şey herhalde. Evet. Ben bunu da soruyorum yine işte başka ülkelerden gelen öğrencilere. Onlar yok öyle bir şey yok diyorlar. Yani diğer ayetleri de aslında namazlarına taşımışlar biliyor musunuz? Evet. Bütün Kur'an'ın bütün ayetlerini namazlarda okuyabileceğimiz, özellikle mesela dua ayetlerini okumak çok daha iyi. Peygamber duaları mesela özellikle dediğiniz gibi, ama bizim ülkemizde nereye gitsek bir namaz sureleri diye. Elemsereden aşağıya okuyun. Hatta onun da şeyi vardır, çizelgesi vardır. Tabii aman ha. Okuduktan sonra 2 tane atlayacaksın. Hemen bir tane atlarsan namazın kabul olmaz diye. Bir de kabul olmaz diye, değil mi? Böyle bir daha da kocaman bir laf da ortaya atılır. Evet. Kaldı ki Allah'ın böyle bir öğretisi, peygamberin böyle bir uygulaması olmadığı halde.
Yani evet, aslında bizim yapmamız gereken şu değil midir? O anki, ya yani o günkü iş yoğunluğumuz veyahut da zihinsel dünyamızdaki gündem neyse veya hedeflediğimiz, projelendirdiğimiz, hayal ettiğimiz bir neyse, yani zihin dünyamızda, gönül evet, dünyamızda, psikolojimizde veya günümüzde o günkü gündemimiz neyse onunla ilgili ayeti mesela namazlarımıza geçsek. Tabii ki okusak. Aynen. Evet, evet. Yani namazın da o zaman işte eda edilmesi yoğunluklu bir şekilde olmayacak mıdır? Kulluğumuzu yaşamamızda yoğunluklu bir şekilde olmayacak mıdır? Yani yine ben aynı şeyi söyleyeceğim. Diğer surelerin, diğer ayetlerin günahı neydi de onları namaz sureleri diye ayırdık da diğerlerini? Yine bak Furkan suresi 30. ayetin içine girmiyor muyuz? Girmiyor. Giriyor. Bunu da yaparak yani oradaki işte şikayete düçar olmuyor muyuz Allah aşkına? Ben şöyle düşünüyorum hocam. O kısa süreleri namaz suresi olarak diye bize bildirilmesi yine bizim bir tembelliğimiz. Yani bizi tembelliğe alıştırmak. Teslim eden cenneti alacağız diye zannediyorum. Kısa süreleri oku, namazın bitsin, tamam. Bir de yani hadi kısa süreleri okuyoruz da bari anlamıyla oku deseler. Ya. Anlamını öğrenerek oku deseler. Zaten anlamını öğrenerek okumaya başladığımız zaman Elem Teren'in olsun, İlahi'nin onların namazda okumamızın tabii yine de okunur. Ama tabii okuyoruz da. Namaz için bize mesela Kureyş'in güvenliğinden şeyinden bahseder. Ya. Ondan sonra Tebbet suresini namazda okumanın işte Ebu Leheb'e eli kurusun. Onların değil de daha çok mesela bize anlamlandıracak ayetleri, hayatımıza yaşayabileceğimiz ayetleri bize öğretseydiler o zaman namaz daha anlamlı olurdu. Şimdi ne oldu hocam? Namazın anlamını bilmeden namaz kılan hırsızlar, namaz kılan ayyaşlar, namaz kılan işte oruç tutmaya, ya bu tür nesil yetişmiş oldu maalesef. Evet. Namazın anlamını gerçek manada biz toplumumuza, gençliğimize öğretemedik maalesef. İşte vahiyden uzaklaştıkça, vahiyden uzaklaştıkça böyle gereksiz, Allah'ın emretmediği, Allah'ın söylemediği detaylar içerisinde boğulup gitmişiz. Aynen. Ve bunları da öğreneceğiz diye Kur'an'ı anlamaya vaktimiz kalmamış maalesef. Kur'an'ı tanımaya, Kur'an'la yakınlaşmaya, Kur'an'la tanışmaya ne vaktimiz kalmış, ne gayretimiz kalmış, ne heyecanımız, ne enerjimiz kalmış. Evet, evet. Dolayısıyla şimdi biz buralardan çıkıp işte el yordamıyla veya işte ne bileyim anlamaya gayret ederek inşallah vahiyle Darüsselam'a yürümeye çalışıyoruz. Kur'an'ın rehberliğinde işte Fatır suresi 32. ayetteki bu üç gruptan birine dahil olmaya çalışıyoruz ama özellikle finaldekine dahil olmaya çalışıyorum ben. Hayırda öne geçenler babından. Evet, evet. Saf suresinde de yine bahsedilir. Başka ayetlerde de yine bahsedilir. Vaka suresinde var. Vaka suresinde yine bahsedilir. Hayırda eshab-ı gün, eshab-ı günlerden olma gayreti göstermek açısından. İşte o nefsine zulmedenlerden olmama gayreti içerisindeyiz ama zaman zaman da işte o hale de geldiğimiz oluyor işte hayatın yetkileriyle alakalı. İşte bazen de orta yolda gidenlerden oluyoruz. Vasat bir yolda oluyoruz. Bazen zulmediyoruz, bazen işte hayırda öne geçiyoruz tarzında. Bizi izleyenlerimiz bu ayetle ilk defa karşılaşmamışlardır büyük ihtimalle. Daha önce de karşılaşmışlardır ama yeniden kendimize bugün için soralım. Acaba biz bu üç gruptan hangisine dahiliz? Evet. Hangisinde bulunuyoruz diye sorarız inşallah diyelim. Yoklamak gerekiyor. İnsan Allah'ın bana verdiği bu kulluk görevinde şu anda ben neresindeyim? Hı hı. Benim kulluk görevim nedir? Bunları sorgulamadan insan hayatına bir yön veremiyor. Yaşadığım gün içerisinde mesela ben bir olay yaşadığım zaman bu olayla ilgili hemen Google'dan şimdi zaten bir
cümlesini yazdığında onunla ilgili bir ayet karşına çıkıyor. Elhamdülillah. Allah'ım ben bu yaşadığım olayda bana vermek istediğin mesaj ne diyorum. İşte hemen ayet karşıma çıkıyor. Ha, Cenab-ı Allah bana bunu söylemek istedi. Ben de ona göre hayatımı düzene sokmaya çalışıyorum. Eksikliklerimi zaten ben kendimi hep kusurlu olarak gören bir insanım. Allah'ın tabii ki gösterdiği bu çizgide vahyin dirilişinde neresindeyim? Bu soruyu sorduğum zaman evet buyurun tamamlayın lütfen. Bu soruyu kendime sorduğum zaman daha çok o vahye sarılıyorum. Onun ipine sarılarak yolumu bulmaya çalışıyorum. Rabbim evet. Cümlemize de nasip etsin inşallah. Yasin suresi 11. ayeti bir izleyenimiz bizlere göndermiş, hediye etmiş, aslında armağan etmiş. Sen ancak zikre, yani zikir vasfına sahip olan Kur'an'a uyanı ve yaşamayı hayattan Rahman'dan korkan insanları hayat buldurabilirsin, diriltebilirsin diyor. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele, zikre tabi olma hali diyor. Evet, tabii ki Yasin suresinin içeriğine de gireceğiz değerli izleyenlerimiz, değerli Necla Hanım, değerli Kemal Bey. Ama bir envanter sunma adına Kur'an surelerindeki Esma-ül Hüsna'ların madem ki başlangıcını Yasin suresinden yapıyoruz. O zaman Yasin suresinde hangi Esma-ül Hüsna'lar var? Tekli gelenler veya birlikte gelenler, kombine bir şekilde gelenlerle ilgili hemen söyleyelim. 5 tane ayet vardır. Kombine bir şekilde gelen işte Aziz Rahim, Aziz Alim, Rabbi Rahim, Halkın Alim, Hallahul Alim şeklinde tekli olarak gelenler de yani Allah lafzı, yani lafzatullah dediğimiz şekilde 3 kere geliyor Yasin suresinin içerisinde. İzleyenlerimiz hani bu 3 kere geliyor, 5 kere geliyor, 10 kere geliyor deyişlerimizi lütfen teknik olarak algılamasınlar. Bu bilmeler, bu tanışmayı arttırma, yoğunlaştırma adına bir gayret olarak görelim. Ve not almak isteyenler de lütfen alsınlar. Kur'an surelerindeki Esma-ül Hüsna'lar formatımızın Yasin suresindeki Esma-ül Hüsna'lara bakıyoruz. Dediğim gibi Lafzatullah Kur'an'da Yasin suresinde 3 kere geliyor. 74. ayetinde bir kez Yasin suresinin. Yine Yasin suresinin 47. ayetinde de 2 kere olmak üzere toplamda 3 kere Allah lafzı Yasin suresinin içerisinde. Yani 83 ayetin tamamına baktığımızda Necla Hanım 3 kere lafzatullahı görüyoruz. Allah lafzını tek başına görüyoruz. Rab ismini de 5 kere 5 yerde görüyoruz. Onlar nerede? 58. ayette, 16. ayette, 27. ayette, hızlı mı gidiyorum bilmiyorum ama lütfen beni uyar. 25. ayette ve 46. ayette olmak üzere 5 kere de Rab ismi tek başına geliyor yine 83 ayetten oluşan Yasin suresinde. Peki Rahman ismi, Rahman ismi de var yine Yasin suresi içerisinde, o da 4 yerde geliyor. 52, 11, 15 ve 23. ayetlerde mustakilen, yani yanına başka bir esma almadan başına gelen bu esmalar bu şekilde. Hangileri? Allah, Rab ve Rahman yanına başka bir esma almadan mustakilen gelen Esma-ül Hüsna'lar Yasin suresi içerisinde. Peki yanına başka esmayı alıp da gelen birlikte terkip şeklinde bize seslenen, bizim kulluk yürüyüşümüzdeki yoğunluğumuzu arttıran Esma-ül Hüsna'lar hangileri? Yine 83 ayetten oluşan Yasin suresinde. Onlar da Rabbi Rahim 58. ayette. Rab ve Rahim, yani hem eğitim ve öğretim adına olan Rab, bir de merhametli ismiyle Rahim. Ben bu Esma-ül Hüsna terkibini bütün öğretmen arkadaşlarıma hediye ediyorum. Sömestr tatiline de girdik dün itibariyle biliyorsunuz. Hayırlı olsun.
Allah razı olsun. Eğitimciysen, öğreticiysen, yani mürebbi derlerdi ya hani önceden, evet, mürebbiye evet, derlerdi hanımefendi olan öğretmenlerimize de. Rahim sıfatını, rahim esmasını kuşanmadan sınıfa girmeyelim, okulun kapısından girmeyelim diye. Evet, şu an Ahsen Hanım yayınımıza dahil oldu. Sürpriz bir konu. Hoş geldiniz Ahsen Hanım. Duyuyor musunuz bizi? Evet, biz sesinizi aldık ama siz bizi duymuyor olabilirsiniz. Selamünaleyküm. Sesim geliyor mu? Selam Tuba Hanım, hoş geldiniz. Geliyor. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Evet, surelerdeki Esma Hüsna'nın tekrar geliyor. Neden anlamadım. İki kez dinliyorum sizi. He, o yüzden zorluk olabilir. Acaba ses açık mı bilgisayardan veya herhangi bir yerde? Evet, ses açık. Sesim gidiyor. Belki şeyden kısarsan, bilgisayarından kısarsan belki daha rahat veya telefondan kısarsan daha rahat konuşabiliriz. Bir dene bakalım. Evet, selam olsun Ahsen Nisa'ya demiş bir izleyenimiz. Teşekkür ediyoruz, sizlere de selam olsun. Ahsen Hanım, sizi selamlıyorlar. Buyurun. Umarım düzelmiştir. Nasıl evet, sesim geliyor mu? Geldiniz mi? Sanırım teknik problemi halledemeyeceğiz. Halledebilirse Kemal abi yardımcı olur inşallah. Tekrar yayına katılır. Evet, Rabbi Rahim dedik. Rab ve Rahim esmalarının birlikte terkip olduğu hali 58. ayette. Hallakul Alim. Hallakul Alim 81. ayette, Halkun Alim ise 79. ayetlerde. Yani bir Yasin suresini daha iyi tanıma adına bir envanter sunmuş olduk. Gelen Esma-ül Hüsna'lar bu şekilde. Tabii daha detaylı veya dolaylı, en direk anlatımlarda Yasin suresinin içerisinde elbette başka isimler ve sıfatlar da var ama bizim hani şu anki yeni bir giriş, yeni bir Bismillah dediğimiz bir program olduğu için bu kadarıyla değindik, bu kadarıyla yetindik. Ama tabii ki ne oldu şimdi, yani işte Allah 3 kere geldi, Rab 5 kere geldi, Yasin suresinde böyle böyle oldu. Tamam, bitti mi programımız? Veya bu Yasin suresi 83. ayetteki Esma-ül Hüsna tanımlamaları, öğretisi bitti mi, tükendi mi diye merak edenler olabilir. Elbette ki bitmedi, elbette ki tükenmedi. Biz Yasin suresine daha ilk başladığımızda ne diyoruz Necla Hanım? Ne diye başlıyoruz? Ezbere biliyoruz Yasin, hepimiz. Tabii ki Yasin vel Kur'anil Hakim. Hakim. Evet. 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 Ne diyor? Ne diyor? Allah Teala. Hemen bir saniye. Yasin, ben Kur'an-ı Hakim'lerle dolu olan bu Kur'an'a and olsun. Yemin ediyorum. Sen kesinlikle gönderilmiş elçilerden birisin. Orada şey değişiyor tabii. Anlatım değişiyor. Ben şurada kalalım diyorum. Daha ikinci ayette başlarken Yasin vel Kur'an-ı Hakim. Kur'an'ın Hakim isminden bahsediyor. Yani Kur'an'ı biz Kerim sıfatıyla biliriz. Kur'an'ı Kerim deriz ki o da yine Rabbimizin kelamında vardır Kerim ismi. Ama Hakim ismiyle çok fazla bilmiyoruz. Yani Kur'an'ı Hakim diyenle hiç karşılaştın mı Kur'an'ı anlatırken veya konuşurken? Yok. Maalesef çok güncellenmemiş ki hani diyoruz ya hep bizim ülkemizde, bizim toplumumuzda Yasin suresi çok şöhretlidir, çok anlıdır, şanlıdır. Hatta bunlarla ilgili kitapçıklar bile var değil mi? Yasin kitapçığı. Evet, çok var. Yani böyle ona özel kitaplar bile çıkarmışız ama Kur'an'ın vasıflarından ve sıfatlarından olan Hakim isminin
Yasin suresinde olduğunu maalesef bilmiyoruz. Bu birinci derdimiz diyelim. İkinci olarak da eğer Kur'an kendini hakim olarak tanıtıyorsa, ki öyle Yasin suresi 2. ayette ve başka ayetlerde de var. Acaba Necla Hanım ve değerli izleyenlerimiz Allah'ın Esma-ül Hüsna'larından El-Hakim'le Kur'an'ın hakim oluşu arasında bir bağlantı var mıdır? Tabii ki vardır. Olmaması mümkün mü hocam? Ya. Allah'ın tabii ki hakim sıfatıyla ilgili işte bunlar eksikliklerimizi tamamlamak için Esma'ya gerçekten çok acil bir şekilde yönelmemiz, Kur'an'daki esmaları öğrenmemiz, Kur'an'ı anlayabilmemiz için hakikaten çok elzem olarak buna yönelmemiz gerekiyor. Evet, bu Yasin vel Kur'an'ın hakim öğretisi ve dediğim gibi hakim esmasıyla da bağlantısı var mı sualine cevaben birkaç ayeti sizlerle paylaşmak istiyorum değerli Necla Hanım ve izleyenlerimiz. Fusuret suresi 42. ayet mesela çok dikkat çekicidir. Der ki orada Rabbimiz tenzilün min hakimin hamid. Tenzil bizim anlamamıza ve algılamamıza dönük bir indirgemedir Kur'an'ı. Anlamamıza ve algılamamıza dönük bir indirmedir. Yani inzalden farklıdır biraz daha tenzil. Kim tarafından peki bu algılamamıza dönük bir tenzilat yapıyor? Min hakimin hamid. Hakim ve hamid olandan bir tenzilattır bu Kur'an diyor Rabbimiz. Bitti mi? Elbette bitmedi. Ali İmran suresi 58. ayette bizleri selamlıyor yine hakim sıfatıyla beraber. Orada da diyor ki sana bu okuduklarımız, bu Kur'an ayetlerden ve hikmetli mesajlardandır diyor. Yani min ayetil ve zikri ve zikril hakim şeklinde yine hakim ismiyle beraber bir öğreti var. Kur'an'ın hakim vasfını öne çıkarıyor. Enam suresi 114. ayette peki ne diyor? Hemen ona da bakalım. Bu arada Necla Hanım siz de bulursanız lütfen benim söylememi beklemeyin. Girin yani girişler yapın. Enam suresi 114. ayet. Allah size kitabı ayrıntılı olarak indirmişken şimdi ben Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler iyi bilirler ki bu Kur'an Rabbin tarafından indirilmiş hak gerçeğin kendisidir. Sen de sakın şüpheye düşenlerden olma diye evet bize bildiriyor Cenab-ı Allah. Hakim sıfatıyla. Hakim ve aynı zamanda müfassıl. Yani öyle tafsilatlı ki. Evet. Ayrıntılı. Detaylı, ayrıntılı. Evet. Yani bu hükümlerin bu kadar tafsilatlı öğretileri varken ben neden başka bir hakem arayayım ki? Arar mıyız? Aramayız tabii ki. Yani. O aradık. Değil mi? Buyur, buyur. Lütfen konuş. Ama aradık. Ve bugün bu dağınıklığı yaşıyoruz İslam alemi olarak değil mi hocam? Maalesef. Hep başka kitaplarda İslam'ı aradık. Hep ilmihallerde İslam'ı, dini aradık. Oysa Cenab-ı Allah ne diyor? Maide suresi 3. ayette ben sizin dininizi tamamladım diyor. Tefsilatı ayrıntılı bir şekilde neler yapmamız başka bir şeye ihtiyaç duymayacak bir halde tamamlanma açıklamış ayrıntılı bir şekilde bir Kur'an indirmişken yol haritası diyor zaten Cenab-ı Allah rehber biz başka yollarda bu yolu aradığımız için bugün İslam alemine baktığımızda ne haldeyiz hepimiz görüyoruz maalesef. Çocuklarımızın halini görüyoruz.
Evet. Ve yine o dilimizde pelesenk olmuş. Bak, Cenab demeye devam ediyoruz. Evet. Farkındasın. En az seni bölmemek için sesimi çıkarmıyorum ama canlı canlı. Bak, ben sizinle konuşurken dün ne dedim? Dedim ki Necla Hanım, ya öyle programcı kasmaları yapmamıza gerek var mı dedim. Sen de yok ya dedin, hiç gerek yok. Yani masada böyle sohbet edercesine. Kahvemiz eksik, çayımız eksik. Kimse çay kahve getirmiyor bize ama olsun. Evet. Canım olsun. Evet, evet, evet. O samimiyette yapalım programı. Ben senin samimiyetine ve ihlasına güveniyorum Allah'ın izniyle. Allah, bu yüzden canlı canlı da söyleyeyim. Bakın ya, hakikaten yani öyle bir dilimize pelesenk olmuş. O kadar ezberlemişiz ki. Evet. Bunu bildiğin, hani duyduğun halde hala, değil mi, Cenab-ı Allah demeye devam ediyoruz. Demeye Allah devam hala ediyoruz. Veya Rabbimiz varken İnşallah. Evet. De yani Sübhanallah de. Evet. Allah Celle Celaluhu de. Ama yok yani, çünkü hocam siz neden? Ben yani hakikaten söylediğimin farkında bile değilim. En az 5-6 kere söyledim. Ya farkında bile değilim diyorum ya. Şimdi neden biliyor musun? Bize Kur'an'ı anlatan nice büyük saygı değer, selam olsun hepsine, isim vermeyeceğim ama o insanlar da Cenab diyorlar. Şimdi yani maalesef yani bu kadar Kur'an'dan haberdarken, bu kadar Kur'an'la ilgili çalışmalar yaparken nasıl olur da Allah'ın bu kadar esma-ül hüsnası, isim, sıfat, vasıfları varken tutup kendini tanımlamadığı bir vasfı ona haşa söylüyoruz Cenab-ı Allah diyerek. Yani dolayısıyla haklısın yani, ama tabii ki bu doğru olduğu anlamına da gelmez. Gelmiyor İnşallah, tabii ki. Tövbe istiğfarla Rabbimizden mağfiret dileyerek bu ezberden, bu dil alışkanlığından kurtulalım. Kurtulacağız hep beraber Allah'ın izniyle. O kadar çok anılıyor ki yani öylesine hiç fark etmeden söylüyor olmak içten bile değil. Haklısın yani o konuda. Biz yine o zaman Araf suresi 180. ayeti okuyalım mı? Tamam hocam. Hani başta okumuştuk ya, madem bu tanıma çok denk geldik. Araf suresi 180'indeki öğretiyle bir kere daha zihinlerimizi ne yapalım? Abdest aldıralım. Abdest aldıralım. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o isimleriyle dua edin. Onun isimleri konusunda sapanları bırakın. Nasıl olsa onlar zamanı geldiğinde yaptıklarının cezasını göreceklerdir. Allah muhafaza eylesin hepimizi. İnşallah. Onun öğrettiği şekilde onu analım. Onun öğrettiği şekilde Rabbimizi analım. Peki neyi okumuştuk? Enam suresi 114. ayet okumuştuk, değil mi? Evet. Sana bu tafsilatlı hakim gelmişken, sen başka hakem mi arayacaksın? Hakem mi arayayım? Hüküm verici mi arayacaksın? Hangi konuda demiştik? İşte kulluğumuzla ilgili, ibadetlerimizle ilgili, cenneti kazanacağımız amellerimizle ilgili, yani hem bu dünyamızı ilgilendiren hem ahiretimizi ilgilendiren durumlarla, konularla ilgili bu kadar tafsilatlı kitabımız varken biz tutup başka hakemler mi arayalım? Öğretisini bir kere daha hatırlatmış olduk ve Zuhruf suresi 4. ayeti de okuyalım. Burada da yine hakim ismini göreceğiz Rabbimizin. Aliyyül Hakim şeklinde Zuhruf suresi 4. ayette. Okuyabilecek misiniz? Tabii. Zaten bizim katımızdaki ana kitaptan, sınırsız ilmimizden gelen bu Kur'an çok yücedir ve her hükmü doğrudur. Evet. Aliyyül Hakim geldi. Başka bir hakem mi arayayım dedik. Sonra bu zikir hikmetli bir zikirdir dedi Rabbimiz. Bu hikmetli zikirle beraber 41. surenin 42. ayetini de yine hatırlatalım. Ne demişti burada da? Tenzilün minel min hakimin hamid. O övülmeye layık, övülen, o övgüye layık olan hakim tarafından bu Kur'an
indirilmiştir. Hakim olan kitap indirilmiştir. Yani Kur'an-ı Hakimi el hakim olandan tenzil olduğunu anlatan ayetler bu ayetler. Kur'an hakim, hakim sıfatını elbette ki Rabbimizin el hakim isminden, esmasından almıştır. Öğretisini bir kere daha hatırlatmış olalım. Evet Necla Hanım, programımızla ilgili, okuduğumuz ayetlerimizle ilgili, konumuzla ilgili neler söyleyeceksin? Yavaş yavaş bitirebiliriz de. Evet. Son final cümlelerimizi alabiliriz. Buyurun. Söylenilmesi gereken şey Allah'ın sıfatlarını Kur'an'dan öğrenip Kur'an'ı onun sıfatlarıyla anlamaya çalışmalıyız. O zaten birçok ayet-i kerimesinde hemen hemen her ayetinde kendi sıfatını anlatan Yüce Rabbimizi onun sıfatlarıyla öğrenirsek daha iyi anlarız. Hayatımıza daha iyi bir yön veririz inşallah. Okumanın, anlamanın sınırı yok. Evet. İnşallah bu konuda azimli olmayı Rabbim nasip etsin. Bu yolda yürüyenlerden olmayı nasip etsin inşallah. Amin, amin diyelim. 10. surenin 10. surenin 94. ayetiyle programımızın finalini yapalım. Yunus suresi 94. Şayet sana indirdiğimiz bu mesajların gerçekliği hakkında herhangi bir şüphen varsa senden öncekilere gönderilmiş kitapları okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinden hakikatin kendisi Kur'an gelmiştir. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Sana Rabbinden hak gelmiştir. Hak gelmiştir. Evet. Neden bu hak, hakim gelen ayetleri okuduk? Yasin suresi 2. ayetteki Kur'an'ın el-hakim oluşundan dolayı. Yani Kur'an el-hakim olandan indirilmiştir. Kendi öğretilerinde de hükümler barındırır, hikmetler barındırır. Biz de bir Emine olarak, bir Necla olarak, bir Nisa olarak, bir Kemal Bey olarak veya diğer izleyenlerimize kendi isimlerini de anarak söylesinler lütfen. Biz de Kur'an-ı Hakim'in vasıflarıyla vasıflanırsak, öğretileriyle kendimizi donanımlı hale getirirsek biz de o zaman hakim bir Necla haline geliriz. Evet. Hakime bir Emine haline geliriz. Yani hikmetli, hükümlü, yani hüküm, ahkam ve hükümlere riayet eden ve kendini bilen hikmetli bir insan haline geliriz. Yani hani aleyhissalatü vesselam için yürüyen Kur'an denilir ya, biz de bu kadar peygamberimizi örnek almaya çalışırız, onun sünnetlerini uygulamaya çalışırız da neden yürüyen Kur'an oluşunu bir türlü örnek olarak kendimize alamayız? Evet. Neden kendimizi ona layık göremeyiz? Evet. Dolayısıyla bu hakim olan, hikmetli olan Kur'an'la vasıflanır, sıfatlanırsak biz de bir yürüyen Kur'an olarak Kur'an-ı hakim, yürüyen Kur'an-ı hakim haline geliriz inşallah. Tabii ki bitmedi. Programımızın sadece sonuna geldik bu akşamki programımızın. Yasin suresiyle haftaya devam ederiz. Haftaya değil de bir sonraki, yani 15 günlük periyotlarla yapıyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla yine Yasin suresindeki esmaları, 83 ayetlik Esma-ül Hüsna'lara bir güncelleme yaparız ve bu sefer şöyle yaparız inşallah, Allah ömür verirse, Rahman suresiyle karşılaştırarak, yani Rahman suresindeki Esma-ül Hüsna'larla Yasin suresindeki Esma-ül Hüsna'ları bir karşılaştırma yaparak, çünkü zihin öyle daha iyi algılıyor karşılaştırarak. Evet. Yasin suresi 83 ayet. Rahman suresi de işte 70 küsürlük, tam hatırlayamıyorum ama 70 küsür olması lazım.
yani şöyle bir göz atalım programdan tabii önce inşallah. Bakarız, notlarımızı alırız. İzleyenlerimiz de baksınlar. Hem Rahman suresine hem Yasin suresine bu şekilde inşallah devam ederiz. Başka surelere de bakarız. Başka Esma-ül Hüsna'larla da, ayetlerin sonundaki Esma-ül Hüsna'larla da karşılaşırız diyelim. Evet, armağan olsun zihinlerimize diyor bir dinleyicimiz. Bakara suresi 269. ayet diyor ki Allah hikmeti dileyene dilediğine o kadar eksik çıkıyor ki. Ben en iyisi şuradan açayım, siz de bakın Ejda Hanım isterseniz. Bakara suresi 269. ayet aslında çok tanıdık ve aşina olduğumuz bir ayet ama yine de bakalım. 239 demiştiniz değil mi? 269. ayet Bakara. O hikmeti dileyen kimseye verir. Hı hı. Kime hikmet anlamına kavrama verilmişse ona pek çok hayır verilmiştir. Bunu ancak temiz akıl, derin kavrayış sahipleri anlar. Evet, Allah dileyene hikmeti verir. Kime evet hikmet verilmişse ona büyük bir servet, büyük bir ikram, büyük bir lütuf, büyük bir hayır verilmiş demektir. Ama akıl sahipleri dışında kimse bunu düşünüp anlayamaz diyor Bakara suresi 269. ayette. Konumuzla alakalı Kur'an-ı Hakim'in Rabbimizin El-Hakim ismiyle, El-Hakim ismine boyanarak tenzil olduğunu, boyanarak bizlere inzal olduğunu öğretileriyle beraber bu ayeti de okuduğumuzda işte Kur'an'ın hakimliğiyle hakimlenirsek bizler de hikmetli insanlar haline geliriz. Ve bu hikmet de bu dünyadaki bütün zenginliklerden, servetlerden, şöhretlerden daha üstün bir hayır, daha üstün bir kıymetli durumdur. Evet, yine Serpil Şaman hanımefendiden gelmiş bu armağan bizim zihinlerimize. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kemal Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Çok emek verdi ve bizden sonra yine emek vermeye devam edecek. Allah kabul etsin şimdiden. Necan, ben Kur'an'a sarıl ki diye bir şiirim vardı. Onunla bitirmek istiyorum müsaade ederseniz. Tabii ki. Kur'an'a sarıl ki. Erdem tacını giymek istersen diline mühür vur, kalbin konuşsun. Aşk şarabını içmek istersen Allah'a yönel ki ömrün kurtulsun. Dünya tarlasını hep senin sanma. Fane alemin zevkine kanma. Malını mülkiyet edip de tapma. Sonsuz alemde hüsran bulursun. Ömür dediğin, aldığın nefes, ölüm gelince bil ki bitecek. Ne zaman, nerede kandil sönecek? Bilinmezi düşün de gönlün durulsun. Allah'tan başka kula kul olma. Nefsine esir olup ilahın yapma. Özgürlük libası giyin sırtına. Pişmanlık fayda etmez, çok dövünürsün. Kabir yolculuğu uzun bir yoldur. Ne ektiysen orada yoldaşın odur. Felaket sonunda çırpınış çoktur. Rahman'a yönel ki sorgun kurtulsun. Herkes yiyecek ecel aşından. Kimine bal olur, kimine katran. Son dem Azrail'e gülmek istersen aşın helal olsun, tat al lokmandan. Hayatı sorgula, dünümde ne var? Bugün ne yaptım, yarın ne ola? Ecel geldiğinde misafir sana hoş geldin diyebilmek gururun olsun. Sen sana emanetsin, ihanet etme. Sahibinin önünde boynunu bükme. Rabbine yüz akıyla gitmek istersen Mevla'ya yönel ki nefsin kurtulsun. Yaratan yarattı ne için seni? Rehberin gösterdi en güzelini. Sorgula her daim kendi kendini. Kur'an'a sarıl ki yolun kurtulsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, Âl-i İmrân suresi 103. ayeti
aslında değil mi şiirine miraç etmişsin, miraç etmişsin. Orada hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanmayın, tefrikaya düşmeyin diyor Rabbimiz. Evet. Güzel şiirinden dolayı teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık, ağzına sağlık. İzleyenlerimizden de teşekkürler ve alkışlar geliyor size. Allah razı olsun. Radyo programı yapıyor olsaydık size alkış efekti gönderirdik ama maalesef bu sosyal medyada mümkün değil. Biz de sosyal medyanın diline alışmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum hem izleyenlerimize, hem size, hem Kemal Bey'e. Ve şu an evlerinden, beytlerinden bizleri takip eden bütün izleyenlerimize selam olsun. Ehli beytlerine de yani ev ehillerine, ev ahalisine de, halkına da selam olsun. Yolculuk halinde olan, hareket halinde olan bütün izleyenlerimize de, takip edenlerimize de diyoruz ki Allah'a emanet olun. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Dilerim sağ salim varmak istedikleri yere varırlar. Son olarak 11. surenin 73. ayetini yine bir izleyenimiz paylaşmış. Sadece ayet ve sure numarası olarak paylaşmış. Bakmayalım. Evet, ev ehli beyt anlamında diye bir açıklama da geldi bir izleyenimizden. Demek ki sözümüz ve söylediklerimiz makes buluyor Necla Hanım. Elhamdülillah diyelim. Elhamdülillah. 11. surenin 73. ayetine de izleyenlerimiz baksınlar. Kur'an sayfalarının arasında surf yaparak dilerim bulurlar o ayeti. Çok kolay bir şekilde bulurlar ve okurlar. Esenlik dolu vakitler, esenlik dolu geceler efendim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun inşallah. Hayırlı geceler.